Amerikalılarda bir huy vardır. Topu kuvvetler ayrımı olduğu için kongreye gidersiniz. Kongredeki milletvekili senatör der ki Beyaz Saray yürütme, bizim orada bir şeyimiz yok, ağırlığımız yok. Yürütmeye gidersiniz, kabineye gidersiniz, Pentagon'a gidersiniz. Ya yapacağımız bir şey yok, kongre halk seçiyor derler. Öylesine top çevirirler. Ben bunu defalarca şahit de oldum. Önümüzdeki sene seçim yılı olması nedeni, ben size çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Kendi görüşüme göre. Seçim yılı olduğu zaman bir konu Amerikan kamuoyunun diline düştüyse oradan çıkış çok zordur. Yani Kuzey Kore'nin nükleer füzeleri falan, Amerikalı taksi şoförü, marangoz, badanacı bunları konuşmaz barda birasını içerken. Ama Kuzey Suriye, Türkiye, Kürtler Amerikan kamuoyuna mal olmuş bir konu olduğu zaman o zaman kongrenin eli kolu bağlanır. Çünkü yani orada hakikaten bir demokrasi var. Tabanı dinleyen, seçmenini dinleyen dar bölge seçim sistemi var. Ve Türkiye'yi savunmak şu anda Amerikan siyasetinin tamamında tabudur. Bu duruma düşen bir ülkenin o noktadan geriye çıkabilmesi çok zordur. Evet. Amerika'ya yansıyan tabloda o zaten. Hani Türkiye'nin Suriye'de ne yaptığı noktasında Kürtlerle arasında yaşananlar şu anda Amerika'da çok vahim bir şekilde izleniyor. Maalesef. Yanlış bilmiyorsam. Çok, evet. Çok kötü yönetilen bir süreç oldu bu. Çünkü yani ben size bir şey söyleyeyim. Ters düştüklerini de zannetmiyorum. Bu bir, her zaman sorarım ben bunu, cevap bulamam. Büyük Ortadoğu projesi hala masada mı? Evet. Masadaysa eş başkanı kim? Evet. Bunu ya Trump'a ya Erdoğan'a bir gazetecinin sorabilmesi lazım. Buna bir yanıt alabilirsek önümüzü daha iyi görebiliriz. Ama emareler o şeyden senaryodan vazgeçilmediği yönünde gibi görünüyor sanki. O senaryonun temelinde Lale Hanım zaten iki şey var. Bağımsız Kürdistan. Evet. Ama onun da ebatları tartışılıyor. Küçük boy Irak'ta kuruldu, Kuzey Irak'ta. Evet. Orta boy Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ta kurulur. Büyük Kürdistan'da bunların hayali tabii. İran'ın bir kısmı işte Güneydoğu'yu da gündeme alır mı almaz mı? Tabii Türkiye orada haklı olarak bir şey görüyor, tehdit görüyor. İkinci amacı da Büyük Ortadoğu Projesi'nin, Ortadoğu petrolünün doğuya değil, Akdeniz üzerinden batılı Avrupalı müttefiklere gitmesi konusu. Bu iki proje de hala zaten masada. Üçüncüsü tabii bunların ortak noktası da İsrail'in bölgedeki güvenliği. Bunlar değişmediği müddetçe Amerika'nın Ortadoğu politikası değişmeyecektir.